Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Evet, kaldığımız yerden 6. bölümüyle Divinity Original Sin 2 oynamaya devam ediyoruz. En son gizli bölge, gizli bir oda bulmuştuk ve burada biraz hazine, işte kitap mitap bulduk. Aslında bunlarla savaşacağım ama şimdi savaşmak istemiyorum. Şu an biraz zayıfım. Başka yerden gireceğiz bu bölgeye. Bir aşağı inelim. Bir de karakterlerimde çok fazla boş bölmeler var. Yeteneklerde. Onları bir dolduralım. Daha sonrasında savaşmaya gidelim. Şimdi biz ana karakterimizi ne yapmıştık abi? İfan ben Mezdi. İki çağırma bir savaş vermişiz. Savaş puanlarını biraz verebiliriz. Yeteneklerini alalım. Savaş yönünden birazcık doldurmak istiyorum. Şimdi öncelikle tam olarak ben sana neyi vermişim abi? Çağırma ve savaşa vermişim. Büyücü de var. Büyücü varsa ben senin biraz büyücü yeteneklerine vereyim. Başka kimde büyücü vardı? Bir kişi daha büyücü vardı diye hatırlıyorum ben. Tamam, büyücü başkasında yok. Bir tek ana karakterimiz de var. Ana karakterimiz de varsa buradan bir kitap satın almak istiyorum. Büyücü kan büyüsü yapıyor. Kan büyüsü de fiziksel hasar veriyor. Yani bu karakterimize uyuyor. Çünkü genelde bu karakterimiz güçlü bir karakter olduğu için fiziksel zarar verecek bir karakter. O yüzden de direkt şu kitaplardan alabilirim. Sivrisinek sürüsü 2 aksiyon puanı ister. Güzel de bir özellik. Satış da yapabiliriz bu arada. Bunları verirsem birazcık para gelecek. Hem kitap da alırız. Akabinde al bakalım şunları sen. Hatta şu büyüleri kaç veriyorsun? Fena para vermiyorsun. Al bunları da. Al bunları da. Evet, bana şimdi şunu ver. Bu da güzel. Çürüyen dokunuş. Ama düşmana yaklaşmanız gerekiyor tamamen. Şöyle bir şey oluyor. Bunu attığınızda eğer fiziksel zırhı yoksa can verme şeyleri tam tersi curse olarak algılanıyor ve zarar veriyor. Mesela düşmanınızın müttefiki buna can verecek bu karaktere. Siz bunu attınız. Can vermek yerine tam tersi canını götürüyor. Güzel de bir özelliktir. 288 istiyormuş. Verelim abi. 576 gitti yalnız. Bu ikisini alsam. Bundan çalma şansım da var. Çalsak mı acaba? Bir dakika. Bence çalalım. Çünkü üzerine pek fazla bir şey yok bunun. Seni bir oyalayayım ben şöyle. Böyle bir ayıracağım. Senin çalma yeteneklerin ne durumda? 2 vermişim. Güzel. Bana bakması şimdi. Seni ayıralım. Seni birleştirelim. Yan kesici. Evet, alabiliyoruz. Böyle almak daha mantıklı. Zaten bu ilerleyen zaman çok fazla kitap veyahut da eşya edinmediği için direkt bunları çalarak burayı kapatabiliriz abi. Bir daha gelmeyiz oraya. Şimdi şöyle yaptım, şöyle ve şöyle yaptım. Direkt çalabildim. Kaçırmam lazım karakterimi. Sen de ben kaç. Kaç böyle hemen. Hemen kaçıver. Gelin şöyle. Evet, bizi yakalayamadı. Bekle burada. Hemen şunları öğren. Yani niye para vereyim ki çalmak varken, değil mi? Neden para vereyim? Şunları bir alalım. Şu tarafa şöyle yaptım. Tamamdır. Yetenekler dolduruldu. Yeterlidir. Bu da arkadaşlar ölü bir düşmandan ceset çıkartabiliyorsunuz. Yaratık çıkartabiliyorsunuz. Güzeldir. Çok da fazla İyi vurmasa da patlama özelliği var. Patlayıp etrafa fiziksel zarar verebiliyor. O güzelliği var. Şimdi bu kadında ne özellikler vardı bakalım bir. Hava ve su var. Ama yetenekleri genelde su, bir tane hava varmış. Sudan gidebiliriz. Suyu satan kim vardı burada ya? Şu yukarıda bir yerde var da. Hava da alabiliriz aslında. Böyle gel bakalım be. Burada bir yerde olması lazım. Bu değil de bakalım yine.
Bu değil. Bu okçu yetenekleri var üzerinde de. Bu da suikastçı olması lazım. Evet, suikast üzerine. Gerekli mi? Değil. Bunlar bizim bir işimize yaramaz. Ama satış yapabilirim sana. Gel şöyle. Eşyaları ben sana vereyim. Biraz param olsun da. Birazcık paramız olsun. Tamam. Şöyle bir gelelim. Biz arena yaptık mı? Arena bakalım bir arena yaptım yapmadım hatırlamıyorum. Olmazsa arenayı bitirelim. Burada şeyler var. Şununla konuşmam lazım. Heh. Bu zırhı 16 sihirsel zırh sağlıyormuş. Etrafına, evet, etrafına sağlıyor bunu. Bu bizde var. Restorasyon var. Restorasyon var mı sende? Hiç bilmiyorum. Alalım ya. Restorasyon yoktu galiba. Yok. Güzel. Restorasyon işime yarayacaktır. Havayı veren kimdi ya? Havayı satan şurada bir yerde olması lazım diye biliyorum ama hatırlayamadım şimdi. Ateş biliyorum da bu ne var bunda? Çağırma var. Gerçi çağırmaya verilmiş. Bir tane boşluk var. Bunu avcı olmadığı için yapamıyorum. Bu da olmuyor. Alçaklık istiyor. Bunları kapatırız olmazsa. Hydrofrost vermişin de. O da şey için verdim. Can versin diye ama büyü de yapabilir yani. İlla ki şey yapmak zorunda değil. Bunu da çalsak mı ya? Dur bir dakika. Gel şöyle. Beni görmeyecekleri bir yerde hırsızlık yapmak istiyorum. Yapacak bir şey yok yani. Kaç şöyle. Evet, iyi ki hırsızlık diye bir şey var bu oyunda. Olmasa var ya yanmıştık. Dünya para vermiştik bu kitaplara. Hiç şimdi gerek kalmadı buna. Direkt alıyoruz abi. Sövüşlüyoruz. Cebimize koyuyoruz. Evet, Sebil'de ise şunları bir öğrenelim. Hepsini öğren. Hepsi lazım bize. Heh, şimdi gel bakalım. Şunları bir iptal et. Şunu bir iptal et. Bu tarafa. Yağmur da var. Çok güzel. Bir tek sen mi kaldın şimdi? Gerçi kitap almışız. Acele var. Öğren. İç huzur var. Çalıntı. Ateşleme var. Tamam. Onu öğrenmişim. Toprak büyüsü de yapabiliyoruz. Toprak büyüsünü satan kim vardı burada? Galiba şurada bir yerde olması lazım diye biliyorum. Tam tersi burada. Toprak büyüleri burada. Onları alalım. Bitecek. Başka bir şey kalmadı. Sonra şu arenaya bakalım. Arenadan sonra da devam ederiz. Bunda ne var? Dur bir dakika. Evet, toprak büyüleri, zehir mehir olayı var. Çoğunu alacağım senden. Böyle gel bakalım. Onu almasak da olur. Fark etmez. Zaten o büyü bizde var. Sorun değil. Direkt gelin aşağıya. Evet. Devam edelim. Şu arena olayına bakalım. Onu yaptım gibi hatırlıyorum ama bakalım yine de biz. Bir bakmış olalım. Kontrol etmekte fayda var. Şimdi sen de bu büyüleri öğren bakalım şimdi. Boş durma. Hepsini öğren. Ulaşma. Hatta bu bizde var. Şimdi bir tane büyü dışarıda kaldı. İki tane kalmış. Şu iç huzurun yerine bulaşma etrafına zehir yayıyor. Güzel bir özellik. Fena değil. Kalsın. Aldık. Özelliği olmayan kaldı mı? Kalmadı galiba. Bir tek bunda var da.
Buna şu an veremeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Böyle kalacak. Buraya ilk kez gelmişiz. Tamam, arenamızı da yapalım. Burada arenada savaşacağız grupla beraber. Bu arena eğer başarırsak bize XP verecek. Bu görev. İşte kendinizi kanıtlıyorsunuz burada arenada. Rakiplerinize karşı. Yakındaki parti üyelerinizin size katılmasını istediğinizi varsayalım diyelim. Hepsi beraber biz de gelsin. Direkt arenaya başladık. Şimdi karşı rakiplerimiz bakın hizalanmışlar. Burada direkt gidersek kafa atmış oluruz. Öyle bir şey yapmıyoruz. Hemen geri çekeceğim adamlarımı. O bana gelsin. O bana gelsin. Bir de şu aceleyi basacağım. Daha sonra. Aceleyi bastı mı her tur boyunca bir aksiyon puanı verecek. Hangi bastığım karaktere. 2 tur boyunca tabii bu sürecek. Bir de acelenin şöyle bir özelliği var. Daha hızlı hareket etmesini sağlıyor karakterimizin. Güzel bir özelliktir. Ben de şöyle gel. Bu zırhı basacağım bununla. Birazdan. Dönüş yap. Alev attı. O biraz kötü oldu. Neyse. Böyle bir gel. Kendine can verirsin verebiliyorsan. Veremedi. O kötü oldu biraz. Abi herkes vurdu ya. Heh, iyi bari bu vuramadı. Şöyle bir gel. Şunu bas. Su iblisi çıkartalım. Can versin. Can vermesi lazım burada. Şimdi acele basacağımı söylemiştim. Kim can verecek? Kim daha fazla şey basacak? Benim ana karakterime verirsem sıra ona gelmesine uzun süreler var ama ben gene ona vereceğim. Şöyle acele basıyorum. Şuraya bir yağlayalım olmazsa bize yaklaşamasın kolay kolay. Tamam. Dönüş yapalım. Atış yapması kötü oldu oran da. Zehirli atış yaptı. Aa, biraz kötü başladık. Şu zırhı verelim. Tek kişiye mi verebiliyorsun bunu? Hadi canım. Neden öyle oldu? Yağmur yağdıracağım. İblisleri çıkartalım. İblislere can vereceğim kendime. Bunu da kullan. Totemi koy. Sihirli bir totem mi? Normal totem mi olsun? Normal olsun. Bunun zırhı var. Veya şeyli yapalım. Yağlı yapalım. Heh. Şöyle. Tamam. Güzel. Karaktere can ver. Süpersin. Burada bekle. Geçemesinler. Evet, karakterimiz kendine can versin. Güzel. Allah'tan can verme şeyine verdik de oradan biraz kazanıyoruz. Zırhları alabilirsem. Yıldırım atalım şuna. Yağmur yağdıralım. Donsun orada. Donabiliyorsa. Ha, neyse donmadı. Daha doğrusu elektrik çarpması lazımdı da. Niyesi olmadı. Ben de iblisimi çıkartıyorum. Totemi koyuyorum. Devam ettirelim. Puanı kalsın. Güzel. Şuna bir vur. Bir kişiye daha can verelim. Şöyle. Bu zehirlenmiş. Can lazım da. Onu nasıl halledeceğiz bilmiyorum hiç.
Tamam bekle. Ha, oraya ulaşamıyorsun. Kalkan bas. Can verdi. Bunun yanımıza gelmesi lazım da onu görmem lazım şimdi. Orada atış yapacak. Yukarı çıktığı için yukarıdan daha iyi görebiliyor bizi. Yukarıdan daha iyi görebiliyor. Şimdi bunu bir atalım. Dondu. Daha bu var. Hesapta. Ben seni ışınlayacağım. Sen bunun üstüne düş. Güzel. Totemlerimiz vuruyor. Neyse. Devam edelim. Dondu. Çok güzel. Sekiz vurdu ya. Çok az vurmadı mı? Bence çok az vurdu. Bir tane ceset çıkartacağım. Niye olmuyor? Önünü göremiyor çünkü. Burada duman olduğu için. Önünü göre... Allah! Çok kötü oldu bu. Vallahi çok kötü oldu. Önünü göremiyor dumandan. Can çekelim. Ayrı zamanda kan büyüsü can çeker kendine. Sıra yaratığımızda. Yaratığımızda şöyle vursun. Hem burada tanklasın diye güzel. Tamam. Abi yapma ya. Vuramadı. İyi. Ona vurman iyi oldu. Şimdi tabi duman çıktığı için önünü göremiyor karakterler. O biraz kötü oldu burada. Zaten bu ölecek bir şey hiç olmazsa. Yak bakalım onu. Güzel ölecek o. Devam edelim. Güzel. Oo, kritik vurdu. Bunların speed'i bitti ya. Güzel onu da aldık. Sıra onda bir tane kaldı ama kesin birimiz ölecek burada arkadaşlar. Yanıyoruz yani. Öleceksin Yankee. Kötüye karanlık burada.
Can verelim birine. Kim olsun? Sen ol. Tamam, canı bayağı bir çoğaldı. Bir totem daha koyalım. Onu geri indirme şansım maalesef yok. Şöyle zehir atsam. Tamam, zehirlendi. Ulan totem gitti ya. Yanlış yaptık orada. Can verme lan kendine. Allah can verdi. Vallahi kendine can verdi. Gelemez ki buraya. Öldü. Oh, amma çok uğraştırdı bizi büyücü. Öyle bir yere mevzilenmiş ki. Allah'tan öldü ama karakterimiz. Burası aren olduğu için aren bittikten sonra direkt hepsi kendine geldi. Evet, bu görevi yaptık. Bize şimdi elektrik boşalması bende var. O yüzden onu almayacağım. Büyücü özelliği veriyor şapka. Artı bir büyücü. Alalım bunu. Şapkayı sen tak. Tamam. Şapkamızı taktık. Gidebiliriz. Bu görevi de yaptık. Şimdi o ışınlanma eldivenini almıştık ya. O görevimizi yapalım. Buradan kaçmaya çalışalım. Bir adamla anlaşmıştık biliyorsunuz. Buradan şöyle gidip onu göndermiştik herhalde gideceğimiz yere. Aynen, o gitmiş. Onunla şimdi buluşmaya giderken ama burada şey yapacağız. Bunları bırakmıştık ya bu alanda. Kalsınlar. Direkt ışınlanmak istiyorum. İlk başladığım yere oradan gideriz. Tamamdır. Bu taraftan gidebiliriz. Heh, şunları öldürelim. Ateş büyüsü mükemmel. Çok güzel vurur. Neyse. Bunlara bakalım bir. Yargıç Jalen. Ne var üzerinde? İyileştirme, diriliş parşömeni. Güzel. Parşömen iyidir bu arada. Diriliş parşömeni zor bulunur. Ve gerekli. Biliyorsunuz onlar olmadan diriltemiyoruz karakterlerimizi maalesef. Şöyle bakalım bir. Kedi öldü herhalde. Evet, kedi ölmüş. Neyse, başta bir kedi gelmişti ya. Onun da görevi vardı da. Çok da önemli değil ya görev. Şimdi o adamın beklediği yer şurada bir yerde. Oraya bir gidelim. Şey fark ettin. Nerede fark ettin bir şeyi? Burada bir yerin kazılması lazım da neresi o? Allah Allah, neyse. Burada mezar falan vardı da.
Sonra bakarız. Bakın, biri var. Tam önümüzde. Fane. Hatırlıyorsunuz gemide birisi vardı böyle. Suratsız bir şey yani, o ölümsüz mü vardı neyse o gruptan. Korktu. It's you. I must admit I'm surprised. Perhaps you're more buoyant than I suspected. It seems the human that stole my mask was rather... Bunun maskesi çalınmış da ona... I chased her here. But she rather... He turns back to the body. Prodding. Why, its face of course... Yüzünü alıyormuş. Çürüyen bir ceset için başka ne işim olur diyor. Yüzünü alıp takacak kendine. Çünkü bunlar insanlar için demiştim. Belli etmemek için kendini yüz takarak kendilerine. İnsanların içine karışıyorlar. Normalde böyle görmüyor kimse bunları da. Bu yüz bulamadığı için kendine bakın saklamış kafasını falan. Tamam geçelim bunu. Bunu almayacağız yanımıza zaten. İşimiz yok. Bir tane zehir varil alalım yanımızda bulunsun. Variller işe yarar. Şimdi kim üzerine alabilir bunu? Kimde ağırlık az? Los da az gibi. Kızıl Prens alabilir. Al bunu Kızıl Prens'e. Çünkü silahlarımızı falan zehirleyebiliyoruz bunun sayesinde. Şuraya önümüzü açalım. Yukarı çıkmam gerekiyor. Burası gizli bir yer. Çoğu insan burayı bilmez. O gizli yeri ben size göstereyim. Yağmur yağdıralım. Zehri alalım oradan. Tamam. Gelin yukarı. Where is she? You go with us. Who are you? Are you from the shelter? Never mind. It is not your concern. She leans forward. Please do not leave. Burası elflerin gizli yeriymiş. Şimdi bu kamp alanından farklı bir yer orası. Bizim kalenin içinden farklı bir kamp alanı daha doğrusu. Yerlerini söylemeyelim ama burada şimdi savaşlarımız var. Öncelikle şu savaşı yapalım. Bu bölgede bakalım neler oluyor, neler olmuyor. Daha sonra diğer görevimize bakarız. Evet, kaplumbağalar arkadaşlar Void Walk'un olmuşlar. Bozuk kaplama diyor. Tamam, şimdi ben bunlara saldıracağım. Şu biraz güçlü gibi abimiz. Sihirsel zırhları yok yalnız. Onu önce şunu baştan alsak olabilir. Zehirleyeyim bakalım onu öncelikle. Zehirlensin. Güzel. Bir de seni ben şöyle yavaşlatayım. Ah, attığı şeye bak. Böyle yapalım. Ne yaptı oraya? Niye oraya saldırdı ki? Amacın ne? Gelemiyor. Onu aldık. Yanlış çıkarttık bu arada. Böyle çıkmaması lazımdı. Neyse. Tamamdır. İkisini de aldık. Çok güzel. Oo, bayağı eşya varmış üzerinde. Swallowed too much seawater by the looks of him. Foolish to attempt an escape by sea. Evet dostlarım, burada bölümün sonuna geldik. Bugün kısa bir video çektim. Biraz işlerim var. Daha sonraki videomuz biraz daha uzun olacak. Bir saati geçebilir. Bundan sonra haftada bir kere düşünüyorum bu videoların gelmesini Divinity'de.
O da uzun olacak ama bugünlük idare edin. Daha sonraki bölümler uzun olacağını söyleyebilirim. Evet dostlarım, diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.